Türkiye'de kırsal ve kentsel yerleşmeleri birbirinden ayırmak için çeşitli ölçüler kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçülerden biri değildir? Ülkemizde nüfusu 10 binin üzerinde olan yerler şehir kabul edilir. Nüfus miktarı kırsal ve kentsel yerleşme ayrımında kullanılan bir ölçüdür. Ekonomik faaliyetlerin türü bakımından nüfusun yarıdan fazlasının tarım dışı faaliyetlerle uğraştığı yerler şehir olarak kabul edilir. Sosyal ve kültürel yapılar bakımından kentlerin daha fazla çeşitlilik gösterdiği söylenebilir. Peyzaj ve planlama bakımından da şehirlerin daha fazla gelişmiş olduğu söylenebilir ve kırsal kesimlerle farklılık gösterir. Fakat iklim özellikleri kırsal yerleşmelerle kentsel yerleşmeleri ayırmak için kullanılan ölçütlerden biri değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri devamlı kır yerleşmelerine örnek verilebilir? Obalar göçebe hayvancılık yapılan yerlerde kurulur. Genellikle çadırlardan oluşan yerleşmelerdir. Ahıllar genellikle yaz mevsiminde kurulan yerleşmelerdir. Küçükbaş hayvan beslemek için kurulan yerleşmelerdir. Fakat mezra ve divandaki yerleşmeler bunlar kalıcı yerleşmelerdir. Ekonomik faaliyetlerin sürekli olmasından dolayı, tarım faaliyetlerinin bulunmasından dolayı buradaki yerleşmelerin sürekli olduğu söylenebilir. Doğru cevabımız 3 ve 4'tür. E seçeneği doğrudur. Aşağıdaki kırsal yerleşmelerden hangisi diğerlerinden daha büyüktür? Köy yerleşmesinin daha küçük olanlarına çiftlik, oba, mezra gibi yerleşmelere köy altı yerleşmesi denir. Kasaba yerleşmeleri ise köyden daha büyük ama şehir haline gelmemiş yerleşmelerdir. Yani kasaba için köy ile şehir arasında diyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda sözü edilen kırsal yerleşmeler aşağıdakilerden hangisidir? Köye bağlı kırsal yerleşmeler arasında en yaygın olanıdır. Halkın yaz döneminde hayvanları otlatmak için çıktıkları alanlardır. Günümüzde bu alanların bir kısmı turizm amaçlı da kullanılmaktadır denilmiş. Verilen tanım yaylaya aittir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Arazinin engebeli ve su kaynaklarının yaygın olduğu yerlerde dağınık kır yerleşmeleri görülür. Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde dağınık yerleşmelerin yaygın olması beklenir? Çukurova adından da anlaşılacağı gibi ovadır. Yer şekilleri sadedir. Harran Ovası, Iğdır Ovası gibi yerlerde yer şekilleri sadedir. Göller yöresinde de yer şekilleri biraz engebeli olmakla birlikte Doğu Karadeniz kadar engebeli değildir. Ayrıca göller yöresinde su kaynakları fazla değildir. Doğu Karadeniz ise hem yer şekilleri engebeli hem de su kaynaklarının yaygın olduğu bir yerdir. Bundan dolayı dağınık yerleşmelerin yaygın Türkiye'de en yaygın olduğu yerdir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki haritada 4 bölge numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu bölgelerin hangilerinde toplu kır yerleşmeleri yaygındır? Karadeniz bölgemizde özellikle Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de dağınık kır yerleşmeleri görülür. Yer şekillerinin engebeli olması ve su kaynaklarının yeterli olması bunda etkili olmuştur. Fakat iç bölgelerimizde kuraklığın yaşandığı yerlerde insanlar genellikle su kaynaklarına yakın olmak istemişlerdir. Bundan dolayı böyle yerlerde toplu kır yerleşmeleri yaygındır. Doğru cevabımız 3 ve 4'tür. E seçeneği doğrudur. Çiftlikler geniş düzlüklerde kurulan, tarım ve hayvancılığın yapıldığı kırsal yerleşmelerdir. Haritada numaralandırılan alanların hangileri çiftlik yerleşmeleri için diğerlerinden daha elverişlidir? 1 numaralı bölge yer şekilleri engebelidir. 2 numaralı bölgede yer şekilleri engebelidir. Ve 5 numaralı bölgede yer şekilleri engebelidir. Bundan dolayı çiftlik gibi geniş düzlüklerde kurulan yerleşmeler için elverişli değildir. Fakat 3 ve 4 numaralı bölgelerde yer şekillerinin sade olmasından dolayı çiftliklerin kurulması için elverişli olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız 3 ve 4. E seçeneği doğrudur. Yukarıda bazı özellikleri verilen kırsal yerleşme aşağıdakilerden hangisidir? Devamlı kır yerleşmeleridir. Tarım ve hayvancılık yapılır. Doğu Anadolu'da yaygındır şeklinde söylenmiş. Canik yerleşmeleri devamlı yerleşmeler değildir. Yaylacılığa bağlı olarak kış mevsiminde kalınan yerlerdir. Ahıl yerleşmeleri küçükbaş hayvancılığın yapıldığı genellikle yaz mevsiminde çıkılan yerlerdir.
Dalyanlar balıkçılığa bağlı olarak kurulan yerleşmelerdir. Ve daha çok Batı Anadolu'da yaygın olan yerleşmelerdir. Divanlar Batı Karadeniz'de yaygın olan bir yerleşme türüdür. Devamlı yerleşmedir ama Doğu Anadolu'da değil de Batı Karadeniz'de yaygındır. Burada verilen tanım mezranın tanımıdır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri köyden küçük kırsal yerleşmelerin kurulmasında etkili olmuştur? Burada bizden köy altı yerleşmelerin kurulmasında etkili olan unsurlar sorulmuş. Aileden yaşama isteği bunda etkili olmuştur. Aileler arasında toprakların bölünmesinin bunda etkisi olmuştur. Ailelerin geçim sıkıntısı çekmesi gibi unsurlar da köy altı yerleşmelerinin oluşmasında etkili olmuştur. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Numaralandırılan alanlarda yaygın olarak kullanılan yapı malzemesi hangisinde doğru verilmiştir? 1 numaralı bölge Akdeniz bölgesi taşeli platosu. Bu bölge kalkerli arazilerden oluşur. Kalker kolay işlenen bir taştır. Bundan dolayı ev yapımında kullanılır. 1 numaralı bölgede taş evlerin var olduğunu söyleyebiliriz. 2 numaralı bölge İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu bölgesi kurak bir bölgedir. Ahşap malzemenin çok bulunmadığı bir yerdir. Burada en kolay bulunan malzeme topraktır. Toprağın içerisinde samanın karıştırılmasıyla kerpiç yapılar elde edilir. Yapı malzemesi elde edilmiş olur. Kerpiç evler yaygındır. 3 numaralı bölge ise Karadeniz kıyısındadır. Burada ormanların fazla olmasından dolayı en kolay bulunan malzemelerden birisi, yapı malzemelerinden birisi ahşap malzemedir. Bundan dolayı evler daha çok ahşap evlerdir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Kırsal özelliklerinden tam olarak kopmamış, ancak şehirleşme sürecine az da olsa girmiş, şehir ile köy arasında geçiş özelliği gösteren yerleşmelerdir denilmiş. Yukarıda bazı özellikleri verilen kırsal yerleşmeler aşağıdakilerden hangisidir? Yayla, mezra, çiftlik ve oba köy altı yerleşmeleridir. Bunlar köyden küçüktür. Kasaba ise köyle şehir arasında bir yerleşmedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Kırsal yerleşmelerde faaliyetlerinden hangileri yaygındır? Kırsal yerleşmelerde genellikle birincil ekonomik faaliyetlerin daha yaygın olduğu söylenebilir. Tarım, hayvancılık, ormancılık gibi faaliyetler daha öndedir. Bundan dolayı doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi geçici kır yerleşmelerine örnektir? Mezralar, çiftlikler, mahalleler ve divanlar bunlar kalıcı yerleşmelerdir. Genellikle tarım ve hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak kurulmuş sürekli yerleşmelerdir. Fakat obalar daha çok hayvancılık faaliyetine göre oluşmuş çadırlar şeklindeki yerleşmelerdir ve göçebe hayvancılık faaliyetinin sonucudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Dengeli nüfus, ülkelerin devamlılığı ve iş gücü ihtiyacının karşılanması için önemli bir unsurdur. Ancak bazı ülkelerin nüfuslarının azalmaya başladığı ve bu ülkelerin gelecekte büyük sıkıntılar yaşayacağı öngörülmektedir. Bu ülkeler nüfuslarını artırmak için çeşitli politikalar uygulamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi böyle bir ülkeye ait özellik olamaz denilmiş. Burada verilen durum yani nüfus artış hızını nüfuslarını artırmak için çeşitli politikalar uygulama durumu gelişmiş ülkeler için söylenebilir. Gelişmiş ülkelere ait bir özelliktir. Gelişmiş ülkeler için yaşlı nüfus miktarının fazla olduğunu, hizmet sektöründe çalışan insanların oranının fazla olduğunu, ulaşım hizmetlerinin gelişmiş olduğunu ve nüfus piramidinin tabanının dar olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ülke içi ve ülke dışı göçlerin fazla olduğunu söyleyemeyiz. Doğru cevabımız D seçeneğidir.